65. mektup. Bu mektup Hanı Azama yazılmıştır. Müslümanlığın bugünkü haline ve Müslümanların çektiği sıkıntılara teessüf etmektedir. Allahü Teala kuvvetinizi arttırsın. Onun dinini yükseltmek için din düşmanlarıyla olan mücadelelerinizde yardımcınız olsun. Muhbir-i Sadık Aleyhi ve ala alihi salavati efteluha ve minet teslimati ekmeluha buyurdu ki İslamiyet garip kimsesiz olarak başladı. Son zamanlarda başladığı gibi garip olarak geri döner. Garip olan Müslümanlara müjdeler olsun. Bundan önceki hükümet zamanında Ekber Şah zamanında dipnot 1 Ekber Şah Celalettin Muhammed 1014. miladi 1605'te Agra'da öldü. Müslümanlar o kadar garip olmuştu ki kâfirler açıkça Müslümanlığı kötülüyor, Müslümanlarla alay ediyorlardı. Dinsizliklerini, ahlaksızlıklarını sıkılmadan açıklıyordu. Çarşıda, pazarda kâfirleri ve dinsizliği övüyorlardı. Müslümanların Allahü Teala'nın emirlerinden birçoklarını yapması, söylemesi ve yazması yasak edilmişti. İbadet edenler, İslamiyete uyanlar ayıplanıyor ve kötüleniyordu. Farisi Beyt tercümesi. Peri yanaklarını saklamış. Şeytan naz ediyor şaşırdım kaldım. Hayretten aklım gidiyor. Subhanallah. Ya Rabbi, sana hamd ederim. İslamiyet kılıncın altındadır, buyuruldu. Bu şerefli dinin parlaklığı, hükümet reislerine bağlı kılındı. Halbuki iş tersine dönmüş, devlet, hükümet, İslamiyeti yıkmaya uğraşıyordu bu hale yazıklar olsun, teessüfler olsun, pişmanlıklar olsun. Sizin mübarek varlığınızı, Cenab-ı Hakk'ın büyük nimeti biliyoruz. Din düşmanlarının hücumları karşısında, perişan olan mü'minleri, kanadı altında koruyacak, sizden başka bir kahraman bilmiyoruz. Allahü Teala sevgili peygamberi, ve onun ehli beyti aleyhi ve aleyhi müsselavatü ve teslimat ve tahiyyat ve berekat hürmetine kuvvetinizi arttırsın. Yardımcınız olsun. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, bir kimseye deli denmedikçe, onun imanı tamam olmaz. Bu zamanda, İslam sevgisinin, İslam gayretinin alameti olan, bu cünun Delilik sizin temiz ruhunuzda görülmektedir. Bu nimeti veren Allahü Teala'ya hamdolsun. Bugün öyle bir gündür ki az bir hareket, bir söz, bir yazı hemen kabul olunup pek çok sevap verilir. Eshabı Kehf'in rahmetullahü teala aleyhim bu kadar kıymet ve şöhret kazanmasının sebebi yalnız hicret etmeleriydi. Düşman saldırdığı zaman süvarilerin az bir hareketi çok kıymetli olur. Sulh zamanında pek ince güç talimleri bu kıymeti alamaz. Bugün sizin sözle yaptığınız cihat, cihada ekberdir. Size nasip olan bu nimetin kıymetini biliniz. Var kuvvetinizle, din düşmanlarını rezil edip, İslamiyetin emirlerinin yapılmasına, haramların çirkinliğinin, zararlarının anlaşılarak kaçınılmasına, hakkı söylemeye çalışınız. Bu söz ile ve kalem ile olan cihadı, top ile, kılınc ile olan cihattan daha karlı biliniz. Bizim gibi eli yazmaz, dili söylemez zavallılar, bu nimetten mahrumuz. Arabi Beyt Tercümesi Nimete kavuşanlara, nimetler, afiyet olsun. Zavallı aşık da birkaç damla ile doysun. Farisi Beyt tercümesi. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun. Biz varamadıksa da. Hacı Ahrar Ubeydullah Taşkendi Kuddisesi Ruh Dipnot 1 Ubeydullah Ahrar 895 miladi 1490'da Semerkant'ta vefat etti. Buyurdu ki: Eğer şeyhlik yapsaydım hiçbir şey bir yerde bir mürit bulamazdı. Fakat bana başka vazife verildi. O vazifede İslamiyeti yaymak ve İslamiyeti kuvvetlendirmektir. Bunun için sultanlara, devlet reislerine, mebuslara gidip nasihat verirdi. Tesirli sözleriyle hepsini doğru yola getirirdi. Onlar vasıtasıyla İslamiyeti yayardı. Allahü Teala büyüklerimize olan sevginiz ve saygınız hürmetine sözlerinize tesir ihsan etmiş, dine olan bağlılığınızı arkadaşlarınıza heybetli olarak göstermiştir. O halde hiç olmazsa Müslümanlar arasına yayılmış, adet haline gelmiş olan kâfirlerin adetlerinin bayramları, Noel geceleri, dansları, baloları, erkek kadın bir arada oturmaları Müslümanlar arasından kaldırılması için çalışmanızı Müslüman evlatlarını kâfirlere mahsus olan bu gibi çirkin şeylerden korumanızı istirham ederim. Allahü Teala bizim tarafımızdan ve bütün Müslümanlar tarafından size bol bol mükafat versin. Bundan önceki hükümet zamanında İslamiyete karşı açıkça düşmanlık vardı. Şimdi böyle düşmanlık, öyle kin ve inat görünmüyor. Bazı kusurlar varsa da inat ile değil bilinmediği içindir. Bugün Müslümanlar da kâfirler gibi serbest konuşabilmekte, onlardaki hürriyete kavuşmaktadır kâfirlerin kazanmaması, eski kin ve düşmanlığın başımıza gelmemesi, Müslümanların zulm ve işkenceye düşmemesi için dua edelim ve uyanalım. Din düşmanlarına fırsat vermeyelim. Farisi Mısra Tercümesi İmanıma saldırdıklarından söğüt yaprağı gibi titriyorum. Allahü Teala Bizi ve sizi peygamberlerin efendisinin aleyhi ve ala alihi salavat yolundan ayırmasın. Fakir ani bir yolculukla buraya geldim. Size haber vermeden, birkaç hatıra yazıp bırakmadan ve kalbimdeki size karşı olan sevgiyi bildirmeden ayrılmak istemedim. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam buyurdu ki: Bir kimse din kardeşini seviyorsa sevdiğini ona bildirsin. Size ve doğru yolda bulunanların hepsine selam olsun. Alimin bir nazarı bulunmaz hazinedir. Bir sohbeti yıllarca bitmez kütüphanedir. Şimdi her dildeki kitaplarımız internet vasıtasıyla bütün dünyaya yayılmaktadır. Allahü Teala'nın bu nimetine ne kadar şükretsek azdır.